Biri kanser, beşi diyabet olmak üzere 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. 65 ilacın 63'ü yerli üretim. 65 ilaç geri ödeme kapsamına alındı. 65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. Müjdeli haber Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanından geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 65 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle devletin ödeyeceği ilaç sayısı arttı. Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan biri kanser beşi de diyabet Kanser ilacının yanı sıra diyabet ve solunum ilaçları da var devletin bedelini ödeyeceği ilaçlar arasında. SGK ile anlaşmalı eczanelerden daha fazla alternatif ilaca erişilebilecek. Özellikle kanser ilaçları e, hastalar için önem evet. teşkil etmekte. Pahalı da olsa ucuz da olsa hastaların alabilmesi güzel bir şey. Zaten bu ilaçlar sıkıntılı ilaçlar. Geri ödeme kapsamına alınması zaten hastalar açısından güzel oldu. Bu ilaçlardan 63'ünün de yerli üretim niteliğine sahip olduğunu açıkladı Bakan Selçuk. Devletin bedelini ödediği ilaçların sayısı 8.862'ye ulaştı. 9.000'e yakın ilaç geri ödeme kapsamında alındı.